İçlerine 90 kilo bile verenler var. Sırada magazin dünyasının kilolu isimlerinin zayıflama hikayeleri var. İbretle izleyeceğiniz görüntüler ekrana geliyor. ...90 kilo veren de var, 45 kilo zayıflayan da. Kimi sporlar, kimi mide küçültme ameliyatıyla zayıfladı. Ünlülerin kilo verme sırları ekrana geliyor. Bir rekor sahibi de sunucu Seda Akgül. 6 ayda 25 kilo verdi. Herkes mide ameliyatı olarak zayıfladığını sanıyordu ancak yanıldı. Güzel sunucu azimle, sağlıklı beslenerek, sıkı bir spor programı uygulayarak 6 ay gibi kısa bir sürede 25 kilo verdi. Bu gerçekten de bir rekordu. Daha açıklık getireceğim. Şu mide ameliyatı, tüp mide meselelerini ne olursunuz? Et getirin yiyeyim ya. Müthiş bir başarı öyküsü daha var sırada. Usta oyuncu Uğur Yücel de resmen içinden bir insan çıkmışçasına zayıfladı. Son yıllarda hayli kilo almıştı. Sıkı bir diyet programı uygulayan Uğur Yücel 11 ayda tam 30 kilo verdi. Evet, işte hayat böyle sürprizlerle dolu. Onu Cennet Mahallesi'nde bu haliyle tanımıştık. Hala giyinir lan. Çekil elini. Hadi, yapma hadi. Usta oyuncu cerrahi müdahale olmadan kilo veren isimler arasında. Bazen yürümekte, nefes almakta zorlandığı zamanları bile olmuştu. Azmetti, sağlıklı beslendi, bir yılda tam 40 kilo verdi. Yürüyüş ve yüzmeyle her istediğinden yiyerek zayıfladığını da açıkladı ünlü oyuncu. Sebzeler, salatalar, ızgara etler. Bunları tükettim. Sütlü Nuriye rolüyle çok sevilmişti Elif Sümbülser. Dile kolay, tam 33 kilo verdi oyuncu. Bahçede bir yerde duyursun karnını. El alemin ağzına laf vermeyelim. Aa, dur, kaymaktan da koy biraz. Kilo asla korkulan olmamalı sözünü ispat eden bir isim var sırada. Hamdi Alkan'ın 100 kiloyu aşkın bu hallerini hatırlıyorsunuzdur değil mi? Formuma kavuşuyorum, kavuşmak üzereyim. Resmen iğne ipliğe döndü o da diğer kilolu ünlü isimler gibi. 140 kiloyken sağlıklı ve kontrollü bir şekilde zayıflayarak tam 52 kilo verdi Hamdi Alkan. Tığ general olacağım zaten böyle giderse. Ne yalan söyleyelim, kilolu hali de zayıf hali de çok yakışıyordu kendisine. Hakan Aysev de aşırı kiloluydu hatırlayacaksınız. Beşinci kez evlenen, hayatını Banu Karaca ile birleştiren, Urla'ya yerleşen Hakan Aysev mide küçültme ameliyatıyla tam 60 kilo verdi. 150 kilodan 90 kiloya düştü ünlü tenör. Her şeyden önce sağlık problemlerim artmıştı. Yani 40 yaşından sonra kilo insana iyi gelmiyor. Yani tansiyondan tutun, şeker hastalığına tutun. Birçok şey beni zorlamaya başlamıştı. Bir türlü kilo veremeyen, 102 kiloya kadar ulaşan bir isim var sırada. Çocuk menüsü yiyorum genelde. Sık sık yiyorum, az yiyorum. Gıcık olurlar bana, yemek söylüyoruz. Dördüncü, beşinci lokmadan sonra Cansu bakar, yedim deme diyor. Bitti diyorum. Işın Karaca tam 102 kiloydu. Yanlış duymadınız. Hashimoto hastalığı ve metabolizma sorunları sebebiyle kilo veremiyordu. Mide küçültme ameliyatıyla birkaç ayda 70 kiloya kadar düştü ve işte bu hali aldı. Veririm ben daha, isterim. Bunun ucu yok. Büyük bir değişim yaşayan, adeta tanınmayacak kadar zayıflayan Pelin Öztekin var sırada. Ben sana dün kalktım, karda adam yaptım. Ha. Ama bu sabah kalktım, erimiş, tamam mı? Çocukluğundan bu yana fazla kiloları nedeniyle sorunlar yaşıyordu ünlü oyuncu. Mide küçültme ameliyatıyla tam 68 kilo verdi. Evet, tam 68 kilo. Ve geldik bu alanda kırılması mümkün olmayan rekorun sahibine, Gamze Özalan'a. Baskül Ailesi dizisinden onu kilolu haliyle hatırlıyorsunuzdur mutlaka. Aa, olur mu Filiz? O annemin parası. Yıllar boyu azmetti. 160 kiloya kadar ulaşmıştı. Karar verdi, zayıflayacaktı. Ve öyle de oldu. Midesine kelepçe taktırdığında zor günler yaşadı. Sonra azmiyle, sağlıklı beslenerek 7 yıl süren mücadelesinde tam 90 kilo zayıfladı Gamze Özalan. Biliyorsun hamilelik evresi hassas bir dönem. Rahat ettirmek lazım meleğimi, değil mi?